Karşılaşmayı Engin Kurt yönetiyor. Ali Sami Yenstad'ın tribünleri tamamen dolu ve Galatasaray atağı. Uğur, Muhammed, Sedat faul yapıyor. Atış kullanılıyor. Hasan gol pozisyonunda, sonuç yok. Samsunspor atak geliştiriyor. Ertuğrul. Şut Adnan'dan üstten out. Cüneyt. Muhammed. Muhammed orta. Hasan vuruşunda az farkla top dışarı gidiyor. Hasan. Muhammed. Tanju gol pozisyonunda. Şut ve gol. Galatasaray 1-0 öne geçiyor. Dakika 18. Galatasaray'ın ilk golünü bir kez daha seyrediyoruz. Tanju ve Radaça'nın sağından filelere giden top. Galatasaray 1, Samsunspor 0. Uğur. Radaça. Köşe vuruşu kullanıyor. Kasım, kafa vuruşu, top filelerde. Samsunspor'un beraberlik golü. Karşılaşmanın 34. dakikası. Golü tekrar seyrediyoruz. Kasım, Muhammed'in çabaları sonuç getirmiyor ve Samsunspor'un beraberlik golü. Durum 1-1. Uğur, bu pozisyonda Engin Kurt penaltı noktasını gösteriyor. Karşılaşmanın 43. dakikası. Samsunsporlu futbolcuların itirazları var. Penaltının oluşumunu bir kez daha seyrediyoruz. Tanju vuruşunda Galatasaray'ı bir kez daha öne geçiriyor. Galatasaray 2, Samsunspor 1. Karşılaşmada ikinci yarı. Gene Galatasaray atakları var. Radaça'da kalan top. Uğur. Orta. Adnan serbest vuruş kullanıyor. Az farkla dışarı giden top. Semih. Uğur. Ve bu top da üstten dışarı gidiyor. Ercüment. Orta. Nasır vuruyor. Samsunsporlar bu pozisyondan yararlanamıyorlar. Galatasaray'ın bu atağından da sonuç gelmiyor ve Galatasaray Samsunspor'u 2-1 mağlup ediyor. Karşılaşmadan sonra Siegelt'in görüşlerini aldık. Ja, wir haben einen guten Start erwischt heute im Spiel, haben aggressiv gespielt, den Gegner früh gestört und haben frühes Tor dann auch gemacht. Bugünkü maça iyi bir başlangıç yaptık. Bunu söylerken oyun başında kurduğumuz baskı sonucu rakibi kendi kale önüne hapsettik ve o baskının sonucu da elimize geçirdiğimiz gol pozisyonları çoktu ve bunlardan birini değerlendirip öne geçtik. Leider konnten wir dann unseren Vorsprung nicht ausbauen und wie gesagt in der zweiten Halbzeit kam dann Sand ins Getriebe. Maalesef farkı yükseltemedik. Yükselmeyen farkta tabii ki oyunumuzu biraz sinirli bir havaya koydu ki arzu ettiğimiz bir oyun arzu etmediğimiz bir oyun ortaya çıktı. Es waren viele unnötige Ballverluste dabei, Fehlpässe dann in der zweiten Halbzeit. Gereksiz çok top kaybettik. Hatalı paslar oynadık. Gesagt zu erklären ist das eigentlich nur ja vielleicht mit der Nervosität, dass man im Hinterkopf hat, dass das eventuell schief gehen könnte. Bunun tek açıklaması da farkın sadece bir gol olması.